Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında ilk kez 31 Mart seçimleriyle ilgili çok çok detaylı bir konuşma yaptı. Gençler, iman varsa imkan var dedik. Allah büyüktür dedik. En üzünlü anlarımızda Allah'ın yardımı yakındır dedik. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bayanlar, şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecek. Bitmedi demeden hiçbir şey bitmez. Erdoğan bu çıkışı neye yarayacak? İşe yarayacak mı? AK Parti toparlayacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında ilk kez bu seçimlerle ilgili, 31 Mart seçimleriyle ilgili çok çok detaylı bir konuşma yaptı. Açıkçası ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını çok beğendim. Yani partisi yenilgiye uğrayan bir liderin o hani üzüntülü, yıkılmış, kırılmış, paramparça olmuş teşkilatları toplaması gerekiyordu. O teşkilatların toparlanması için de Erdoğan'ın detaylı bir konuşma yapması gerekiyordu. Erdoğan'ın yeniden ne yapması gerekiyordu? Partisini şaha kaldırması, teşkilatlarına moral vermesi, ben bitti demeden bitmez demesi gerekiyordu. Ve nihayet de Erdoğan ben bitti demeden bitmez dedi dünkü partisinin grup toplantısında. Şimdi Mustafa'cığım, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben bitti demeden bitmez ifadesini niye kullandığını bu vesileyle dile getirelim, bir dinleyelim beraber. Ama sonradan manşetimizi konuşacağız. Yani Erdoğan orada yaklaşık bir saat konuştu. Şimdi bazen gerçekten muhalif kanat görüyor göremiyor, duyuyor duyamıyor, kör yani, sağır, dilsiz. Bunların en son örneğini Müjdat Gezen muhterem arkadaşımız Cumhuriyet'te bir köşe yazıyor. Orada küçük bir köşe yazıyor ve orada bir şey söylüyor. Birazdan onu getireceğim ekrana. Ama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ben bitti demeden bitmez ifadesini bir ekrana getirelim. Ve oradaki coşkuyu da lütfen böyle bir alıcı gözüyle bakın. Erdoğan'ın bu çıkışı, başka çıkışları da var. Erdoğan'ın bu çıkışı neye yarayacak, işe yarayacak mı? AK Parti'yi toparlayacak mı? Yoksa dedikleri gibi bazıları şöyle bir ifade kullanıyor. AK Parti bitti artık, Anavatan Partisi gibi olacak falan gibi ifadeler kullanıyorlar. Bakalım Erdoğan'ın bu meclisteki bu konuşması, biz bitti demeden bitmez ifadesi teşkilatlar üzerinden, sizin üzerinizden en azından nasıl bir etki yapmış? Önce bir izleyelim bakalım. Gençler, iman varsa İmkan var dedik. Allah büyüktür dedik. En üzünlü anlarımızda Allah'ın yardımı yakındır dedik. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şimdi bakıyorum AK Parti'nin son yerel seçimde aldığı oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor, bir taraf olumsuz, karamsar bir tablo çiziyor. Teşkilatlarımızın moralini bozmaya yönelik bir kampanya yürütüyor. Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Bunlar nereden nasıl geldiğimizi, nereye yürüdüğümüzü anlamamışlar.
Bu hareketin kökleri çok derinde ve ufku çok geniş bir hareket olduğunu kavrayamamışlar. Beyler, bayanlar, şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Biz hiçbir şey bitmez demeden, biz bitmedi demeden hiçbir şey bitmez ifadesinden ziyade bir de ne çıkıyor, ne göze çarpıyor orada? Erdoğan'ın biz düştüğümüz yerden kalkarız ifadesi. Şimdi başka ifadeleri de var böyle ama çok keyifli bir şekilde kendi seçmenine, kendi tabanına böyle bir mesaj verdi Erdoğan. Bu sizi nasıl etkiler onu bilemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani Erdoğan'ın bu dönüşü, Erdoğan'ın bu moral veren açıklaması, hatta Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi vardı. Teşkilatlarımızın moralini bozan bir takım açıklamalar, konuşmalar bilmem ne yapılıyor. Eleştiriler başla göz üstüne. Ama bilinçli bir şekilde bunu kampanyaya dönüştürenler var ifadesini kullandı. Acaba o kampanyaya, teşkilatlarının moralini bozan, kampanya yapan kişilerin arasında ben var mıyım diye şöyle bir kendime bakmadım değil açıkçası. Çünkü günlerdir biz de bu konuda AK Parti'nin yanlışlarını, AK Parti'ye kaybettiren isimlerini tek tek ard arda isimleriyle beraber sıralıyoruz. Vallahi şöyle söyleyeyim, benim niyetim AK Parti'nin teşkilatlarının moralini bozmak değil. Benim kendi adıma söyleyeyim, benim niyetim AK Partililerin tabanının, seçmeninin moralini bozan teşkilatlardaki kimi işe yaramaz bir takım isimleri deşifre etmek. Ben dün söylediğimi yine söylerim. Yine söylüyorum. Erkan Kandemir başarısız olmuştur kardeşim, teşkilat başkanı. Morali mi bozuluyor? Umurumda ise Erkan Kandemir milyonların moralini bozmuşsa ben de şu kadarcık onun moralini bozabiliyorsam ne mutlu bana derim. Bu bir. İkincisi, Ankara'da AK Partililerin, AK Parti tabanının moralini bozan Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Beyefendi, eğer ben onun moralini bozmuşsam ne mutlu bana. Çünkü Mansur Yavaş'la Turgut Altınok'un girdiği bu seçimde Hakan Han Özcan'ın İstanbul İl, Ankara İl Başkanı olduğu AK Parti'nin tabanı müthiş bir moral bozukluğuna uğradı. Neden? Çünkü Mansur Yavaş tam tamına Turgut Altınok'a Hakan Han Özcan'ın il başkanı olduğu Ankara'da %30 fark attı. Ben şimdi bu arkadaşın moralini bozmayayım da ne yapayım abi? Ha ben biliyorum Sayın Erdoğan'ın bu isimlerden bahsetmediğini. Teşkilatlardaki herkesin elinden gelen bir takım şeyler yaptığını da biliyorum. Ama Tayyip Erdoğan'ın vekili olan bir kişinin, yani Efkan Alan'ın siyasi öngörü konusunda milletin moralini bozmaya hakkı yok. Biz Bursa'yı alıyoruz, biz Balıkesir'i alıyoruz, biz AK Parti'nin kaleleri olan bütün illerimizi alıyoruz dedi. Ya Allah aşkına, Ankara'da neredeyse CHP bütün ilçeleri aldı. İstanbul'da daha önce CHP'nin 14 tane belediye başkanlığı vardı. Şimdi AK Parti'nin elinde 9 tane belediye başkanlığı var. Bakın, Ümraniye, Pendik, Anadolu yakasında AK Parti'nin elinde kalan 2 belediye. Sancaktepe gitti, Çekmeköy gitti, Tuzla gitti. İşte Üsküdar gitti. Şimdi bu arkadaşların
uğradığı yenilgi sonrasında, kibir abideleri kesilmesi sonrasında yenilgiyi tatmaları, milletin bunlara tokat atması sonrasında seçmenin morali bozulmuyor da bunları mı morali bozuluyor? Abi seçim bitmiş, önemli değil. Halkın tokat vurup görevden aldığı bir tane eski AK Partili belediye başkanı, eski belediye başkanı, şimdi çıkmış pazarları dolaşıyor. Hayırdır birader? Sen daha önce niye bu pazarlarda böyle milletle iç içe dolaşmıyordun? Onlarla niye bu kadar yakın değildin? Niye onlarla dertlenmedin, onların derdine koşmadın, onların çığlıklarını duymadın? Niye bu kadar kibir abidesiydin? Bunu bize anlat. Ha seçim bitmiş efendim, bak ben sahadayım. Senin bu saatten sonra sahadayım olman bir şey değiştirmiyor. Hani adam kediyi cart diye ortadan yırtıyor ya, ulan diyor benim odama diyor ki dişi kedi bile giremez diyor. Karısı orada böyle he he, sen onu zamanda yapacaktın. Şimdi şöyle, ya bazı kişiler var, evet moral bozucu bir takım şeyler yapmıyor değiller. Ama abi bizim de moralimiz bozuk. Yani biz bir takım gerçekleri dile getirdiğimizde birilerinin morali bozulacaksa vallahi hiç kusura bakmasın, bozulsun abi. Efkan Ala'ya başkan vekili olacak, hiçbir siyasi öngörüsü tutmayacak. Ondan sonra ben onu alkışlayacağım. Ne güzel Efkan Bey, çok tatlısın, çok güzelsin, çok güzel insansın. Evet çok güzel bir insan. Ama işin başka bir boyutu var.